Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Volvo S90 veya XC90 tarzı araçların Bluetooth bağlantısı ve CarPlay bağlantısı nasıl yapılır? Onunla ilgili bir küçük bilgilendirme videosu çekeceğim. Şimdi öncelikle bir Bluetooth bağlantısı yapalım. Burada cihazımızın, biz şu an S90 aracımızdayız. Cihazda ana ekranda burada bağlı telefon yok diye bir bildirim var. Buna tıkladığımızda burada daha önceden eğer eşitleşmiş olan telefonlar varsa onları gösteriyor. Yeni telefon eklemek istediğinizde şuradan telefon ekleye basıyorsunuz ve buradan araç sizin Bluetooth'unuzu arıyor. O arada da siz de telefondan Bluetooth'unuzu açmanız gerekiyor. İsterseniz bu aşağıdan da aracı bulunabilir yapıp siz kendiniz de bağlayabilirsiniz. Biz şimdi öncelikle bu şekilde bir bağlantı yapalım. Bu şekilde kendi cihazı buluyor. Buradan istediğiniz telefonu seçiyorsunuz. Siz buradan bağlantı seçtiğinizde telefonunuza da bir kod gönderiyor. Aynı kod burada da var. Telefondan eşle diyorsunuz. Buradan da araç üzerinden onayla dedikten sonra araç için telefonla arasındaki hangi onaylara izin veriyorsunuz? Telefon, mesaj, internet kaynağı ve medya. Örnek veriyorum, ben sadece telefonla konuşacağım derseniz sadece telefonu seçebilirsiniz veya mesaj. İşte müzik sadece oynatacağım derseniz diğerlerini iptal edip müziği seçebilirsiniz. Telefondan da aynı şekilde tüm aramalara vesaire izin vermek isterseniz buradan izin vere tıklıyorsunuz. Son olarak da buradan sonlandıra bastığınızda bütün ayarlamalar bu şekilde yapılmış oluyor. Aracımızın ismi de My Volvo Car diye geçiyor. Fakat telefonda da şu an bağlandı olarak görünüyor. Şu an araç son bağlantıları gerçekleştiriyor. Ve bu şekilde telefonla araç Bluetooth bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada yer alan bilgiler telefonunuzun ismi, şarjınızın durumu, hattınızla alakalı bilgi, favori kişiler varsa onları gösteriyor. Buradan kişilere tıkladığınızda buradaki aradığınız kişiler, işte telefon şu an en son aradığınız kişiler, buradaki telefon kişileriniz mesela telefon rehberinizi buradan araca indiriyor. İsterseniz onları seçebiliyorsunuz. Burada favoriler varsa favorilerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Bir geri geldiğimizde burada en son arananlar var. Yine onları tıklayabiliyorsunuz. Bakın burada şu an isimleri indirdi. Bu şekilde onları görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz klavyeden buradan tuşlama yapabiliyorsunuz. Veya en altta değiştir var. Değiştire bastığınızda buradan başka bir telefona bağlantı geçişi yapmak isterseniz buradan o bağlantıyı yapabiliyorsunuz. Şimdi bir de CarPlay bağlantısı yapalım. CarPlay bağlantısı için de bir adet USB kablomuz gerekiyor. Kablosuz bağlantıyı CarPlay desteklemiyor maalesef ki araç. Burada USB kablomuzu bağladıktan sonra aracımıza telefonumuza takıyoruz. Taktığımızda zaten daha önceden bağladıysanız bir bildirim gönderiyor. Telefondan izin ver dediğinizde direkt burada bu şekilde çıkıyor. Ayrıca isterseniz şuradaki direksiyon tuşu üzerinden de buna basılı tutup bu şekilde araçta Siri'ye bağlanabiliyorsunuz. Burada alt kısımda Anladığımdan emin değilim. sen dur zaten bir şey demedim. Şu alt kısımdan aracın ana sayfasına ana sayfaya gelelim. Bu şekilde menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İşte konumunuz, Spotify örnek veriyorum, dinlediğiniz müzikler, işte telefon rehberi vesaire, bunlara buradan ulaşabiliyorsunuz. Buradan ayarlardan istediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Son olarak da dikkat etmeniz gereken şey, özellikle Bluetooth bağlantı yaparken cihazdan telefona eşleştirme gönderdiğinde öncelikle araç üzerinden onaylamayı yapıp daha sonra telefon üzerinden onaylama yapıyorsunuz ki bağlantı daha sağlıklı olabilsin. Videomuz bu şekilde. Videomuzu beğenmeyi ve destek olmayı unutmayın.